Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Savunma Sanayi Başkanı'ndan heyecanlandıran Gökdeniz paylaşımı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yakın hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak üzere Aselsan tarafından geliştirilen Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerinde yapılan atışlı testler ile yeteneklerini kanıtladı. Testlerin son adımında deniz üzerinden yaklaşan yüksek hızlı saldırı hedef Gökdeniz tarafından başarıyla imha edildi. Gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle duyurdu: "Savunma sanayimizden bir bayram hediyesi. Donanmamız için geliştirilen Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti. Gökdeniz bu yıl içinde İstanbul Fırkateyni'nde göreve hazır hale gelecek." Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yakın hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak üzere Aselsan tarafından geliştirilen Gökdeniz Sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tahsis edilen gemi üzerinde yapılan atışlı ve atışsız testler ile yeteneklerini kanıtladı. Testlerin son adımında deniz üzerini yalayarak yaklaşan yüksek hızlı saldırı senaryosunu temsil eden zorlu bir test hedefi Gökdeniz tarafından başarıyla imha edildi. Sistem test sırasında hedef tespit, tehdit değerlendirme, takip ve imha fonksiyonlarının tümünü kullanıcı müdahalesi olmadan otonom olarak gerçekleştirdi. Gökdeniz, gemi platformlarının hava tehditlerine karşı savunulmasında son katman olarak kritik önem taşıyan bir yakın hava savunma sistemi, dünyada İngilizce, Close and Weapon sistem olarak tanımlanan bu sistemler başta antigemi füzeleri olmak üzere insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterler gibi geniş bir tehdit kümesine karşı gemilerin savunulmasını sağlıyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.